kaptanımız daha 6 aylık. Daha bebe sayılır. Yani şampiyonun oğlu, şampiyon yapacağız inşallah. Özellikle kuyruk yapıları böyle top gibi. Top gibi aynen. Futbol topuna benzerler. Bunlar da sultan ırkımız. Bu Amerikan ırkı. Tüylü olması. Ondan sonra bu kıtı işte siyah beyaz olduğu için. Bizim Türklerin dediği gibi az yakar çok kaçar. Bunlar var. Bir buçuk aylık yakın. Bunlar da GSG Wyandotlarımız. Aynen çok seviyorum bu ırkı. Birazcık pahalı da ırk. Benim el yapımı 4 tane var 50'lik. Çok değerli Kaman Ceviz TV izleyicileri. İnsan belgeseli kuşağında bugünkü konuğumuz, yelekli bir hemşerimiz Oktay kardeşimiz var. Oktay kardeşimiz süs tavukçuluğuyla ilgileniyor ve ayrıca kazları ve ördekleri var. Şu an Oktay'cığım kendini bir tanıtır mısın izleyicilerimize? Merhabalar, ismim Oktay Çavuş, yelekliyim. Burada Sarıuşan Mahallesi'nde ikametgahda bulunuyorum. Süs tavuklarıyla uğraşıyorum. 4 yıldır bu işi yapıyorum. 2,5 sene amatör yumurta tavuğu falan yaptım. 1,5 seneden beri de süs tavuğuna merak saldım. Kendi çapımızda böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi elindeki light bırakma. Bu light bırakma. Evet, bu light bırakmanın özelliklerini izleyicilerimize bir anlatır mısın? Light bırakma genellikle boyu ile yapısı itibariyle heybetli bir hayvan. Onun için de Arap piyasasında falan tutulan bir hayvan. Tabii Türkiye'de de beğenide bulunuyorlar. Yani menşei Amerika diye tartışılan var, şey var ama son karara göre yani merkez üssü ABD yani bu hayvanların. Bu hayvanların özellikleri olması lazım. Piyasada çok kırması da oluyor bu hayvanların. Ama yani orijinal hayvanların bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum size. Bir kere şu ibik yapıları kesinlikle balta olmayacak. Gül ibik olacak, sıfır olacak. Boylu poslu olacak. Sonra ayaklarında paçalar olacak. İki parmak boşta kalacak, üç parmağı kapatacak paçalar. Kanatlar, bacaklarda kılıç olacak. Kanatlar kılıçlarla paralel bir şekilde olacak. Kuyruk kesinlikle sarkmayacak. Ters V şeklinde olacak. Ondan sonra gözleri bu şekilde koyu kavun içi veyahut da sarıya dönük olacak. Kesinlikle başka renk olmayacak. Bu hayvanımız daha 6 aylık. Daha bebe sayılır. Ötmeye yeni başladı. Tabii bu yaşına girdiğinde falan birazcık daha toplayacak. Tüylerini de toplayacak. Bir de bu brahmalarda dikkat edilmesi gereken şu ibik. Bu ibik fazla sarkık olmayacak. İkisi de birbirine eşdeğer olacak. Ya tabii ki bu yarışmalardaki kriterler. Yani biz ona göre dikkat ediyoruz. Ona göre orijinal light beslemeye çalışıyoruz. Orijinal üretmeye çalışıyoruz. Ama tabii yani bu hususlara dikkat etmeyen, sadece görsellik isteyenler de var. Ama biz görselliğin yanısında bu özelliklere çok dikkat ediyoruz ki ırk kırılmasın. Orijinal bir şekilde üretim yapalım diye. Peki Kaman'da bu özellikle Brahma olarak veya light Brahma olarak yarışmaya giren hayvanlar var mı? Yarışmaya giren işte bu sene biz yazıldık. İnşallah bu kralla bu sene yarışacağız. Zaten bunun babası da şampiyon. Geçen sene federasyon ikincisi olmuştu. Şey olarak onun yumurtalarından şey yaptık, kendimiz çıkardık, besliyoruz. Yani şampiyonun oğlu, şampiyon yapacağız inşallah. Tabii de yine şimdi buradan Brahma deyince yani tabii yine Ankara'dan Ercan Namal'a da çok çok selam gönderiyoruz buradan Ercan, kendisine. Ercan kendisi abi, de efendim. Bizim gibi süs hayvanlarını çok seviyor, Brahma'cı özellikle. Tabii yarışmaya gelecek Brahmalar hakkında biraz da bilgi vereyim. Özellikle yani ibik 3 çizgi olmak zorunda. Gaga sarı olacak, hafif siyahlık olabilir. Düzgün eğimli olması gerekiyor. Ense ile gaga mesafesi yakın olması gerekiyor. Özellikle göğüs kemiği düz olacak. Tüylü hayvan olduğu için yani tırnak eksikliği olabiliyor. Orta parmak paçalı olacak mutlaka. Ayaklar sarı olacak. Kuyruk tüyleri parlak olacak yani. Buradan bunu da belirtelim. Yani orijinal hayvanın özelliklerini buradan anlayabiliriz. Light'ta şimdi renk olarak da light'a bir söyler misin? Light kafa yapısında siyah olacak, beyaz olacak ve şu kanatları açtığımızda kanatların uçları şu şekilde siyah olacak. Yani bembeyaz olmayacak bu şekilde. Kuyruk kısmı da siyah olacak. Light'ın özellikleri bu. Tabii Kolombiyanlar da var biliyorsunuz. Blue Kolombiyanlar var. Tamamen beyaza yakın. White Kolombiyanlar var. Ama aralarının en güzeli tabii ki light Brahma. Light. Mesela şimdi bizim Kaman'da en çok mesela bizim hobiciler light'ı tercih ediyorlar değil mi? Evet. Light Brahma'yı tercih ediyorlar bizim Kaman'da. Biz de burada yetiştiriyoruz. Elimizden geldiği kadar da fiyatı uygun tutmaya çalışıyoruz ki yani herkes süs tavuğu sahibi olsun diye.
Ama ona rağmen bile hala pazarlık edip bu fiyata bu olur mu diyenler var. Yani süs hayvanı besleyenler bilirler. Çok zahmetli hayvan, çok masraflı hayvan. Yani bu işi yapan başka bir iş yapamaz yani. Eğer geniş kapsamlı yapıyor, sadece bu işle ilgilenmesi lazım. Tabii yani bir gününü tamamen ayırman gerekiyor tabii hayvana. Tabii ki, tabii ki. Hangi hayvan öksürdü mü, tıksırdı mı, ilacı, vitamini, işte bakımı, siz daha iyi bilirsiniz, işte paça bakımı, tüy bakımı, yani zahmetli iş. Tabii. Sen bunları hangi yemle besliyorsun onu da söyleyin. Süs tavuğunu bilmeyen arkadaşlarımız direkt buğdaya atıyorlar önlerine. Yok yok, buğdayla olacak iş değil o. Şimdi bu marka vermeyeyim ben. Yumurta yemi kullanıyorum. Artı yumurta yemi sadece vermiyorum. Yanına mısır kırığı, fi kırığı, nohut kırığı, buğday, arpa ezmesi karıştırıp o şekilde mix şekilde veriyoruz yani biz. Tabii sadece bununla da yetmiyor. Bunların yeşilliği var. Yazın yine hani bir şekilde kendileri yayılıyorlar ama kışın maruluydu, ıspanağıydı, işte salatalıydı. Bunları hayvanlar aynı insan nasıl yerse onun gibi bakımını yapıyoruz yani. Değerli izleyicilerimiz, bu tür programların devamı için lütfen yayınımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen yorumlarda belirtin ne tarz belgeseller istediğinizi. Ona göre çekimlerimizi yapmaya devam ederiz. Kaman Ceviz TV'yi Facebook, Instagram, YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Bu ırkımız da cüce koşun ırkımız. Bunlar Çin menşeli. Bunların dev koşunları da var ama benim hoşuma giden cüce koşun. Bunlar çok evcil, çok insancıl. Elinden böyle yemek yerler. Her şeyi bir katarlar. Gelirler kucağına otururlar. Yani bu yasak dönemlerinde vakit geçirmek için birebir. Bunların yumurta verim biraz düşük ama çok da sık kurk olurlar. Çok severek beslediğim bir ırk. Özellikle kuyruk yapıları böyle top gibi. Top gibi aynen. Futbol topuna benzerler. Boyları kısa olur. Aynı ayakları pijama giymiş gibi paçalı olur. Görsel olarak ondan sonra hobi amaçlı besleme olarak performansı yüksek bir hayvan. Burada şu anda 3 rengimiz var. İçeride de bir tane rengimiz var. Bu porselen cüce koşin. Black Mottet cüce koşinimiz var. Bunlar da light cüce koşin. Şeyler, ikisinin erkekleri öldü. Horozlar birbirine girince malum biliyorsunuz. Ben de bu şekilde takım yaptım. Bu şekilde beslemeye devam ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu tür programların devamı için lütfen yayınımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen yorumlarda belirtin ne tarz belgeseller istediğinizi. Ona göre çekimlerimizi yapmaya devam ederiz. Kaman Ceviz TV'yi Facebook, Instagram, YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Bu da Hollanda abişimiz. Moribik diye geçer. Bunun özelliği de tüylü olması. Ondan sonra bu gagasının, ibiğinin mor olması. Ve etinin de mor olması. Şöyle bakın, kanadının altında eti de mosmordur. Orijinal Hollanda ırkıdır. Bunlardan da aldık işte, besliyoruz çeşit olsun diye. Bunun yumurta verimi nasıl? Bunun yumurta verimi biraz düşük. O yüzden bunlara gözümüz gibi bakıyoruz. Rahibe Fizan'ımız. Bunların anaçlarını sattım. İşte bunlar var. Bir buçuk aylık yakın. Bunlardan daha ufakları var. Makinede olanlar var. Bu da sevdiğim bir ırk. Allah izin verirse seneye bunu bayağı bir çoğaltmayı düşünüyorum. Yarkı olarak Kaman halkına hizmette bulunacağız inşallah. Bunlar da Sultan ırkımız. Güzel bizim yerli milli ırkımız. Daha Osmanlı Sultan tavuğu diye geçer. Birkaç özelliği var. Onlar olduktan sonra geri kalan önemli değil. Mesela V beyaz ibik olacak. Bu şekilde V şeklinde ibi olacak. Gagası da dediğim gibi V şeklinde. Ayaklar biraz paçalardan brahmalar gibi değil. 3 parmak dışarıda kalacak. Bunların sadece 2 parmağı paçalı olacak. Bunlar da kılıç o kadar önemli değil. Bir de işte tepeli olması önemli. Daha bir güzellik katıyor. Ya daha bir güzellik katıyor. Dediğim gibi milli ırkımız olduğu için bunun her çeşidini kabul ediyoruz yani biz. Zaten bu Osmanlı Sultanları diye geçiyor da ama işte zamanında İngiltere'ye gitmiş. Yani aynen. Zaten o yüzden biz orijinalini dediğim gibi fazla özellik aramıyoruz. İngiltere menşeli olan var. Orijinal bizim Osmanlı'dan kalan var. Ama en evlası dediğim gibi sadece V gaga ve V ibik olması. Evet değerli izleyicilerimiz, yine Oktay kardeşimin hayvanlarını size anlatmaya devam ediyoruz. Evet, şu an bu elimizdekileri de anlatır mısın diye Oktay'cığım? Bu elimizdeki ırk İspenç. Bizim milli yerli ırkımız. Bizim Türklerin dediği gibi
Az yakar çok kaçar. Az yer kaplar. Az yer, yem yer. Çok güzel bir hayvandır. Yumurta verimi de yüksektir. Bunun da tabii bazı özellikleri olması lazım ırkının. Mesela orijinal ırk olarak 5 parmak olması lazım. Ondan sonra gül ibik olması lazım. Şunun gibi baltı ibik değil. Ondan sonra bol sakal olması lazım. Sıfır boy olması lazım. Bunun orijinal ispenci de bu yani. Bunun çeşitlileri de var. 4 parmakları var. Baltı ibik falan var. Ama hem tutulan hem en orijinali bu. Tabii şimdi bunun bir de özelliklerinden bir tanesi de yani küçük minyatür olması, dik vücut yapısına sahip olması. Aynen. Biraz hareketli olması. Biz bunlara bantam ırk diyoruz. Küçük tabii. Irklara. Paça yapısı sık olacak yani tüyler. Aynen. Silver Wyandotte. Bu Amerikan ırkı. Daha doğrusu Amerika'nın köy tavuğu. Yumurta ve et verimi olarak performansı çok yüksek bir hayvan. Senede 250'ye yakın yumurta yumurtlamakta. Artı bir de kilosu olarak bayağı bizim beslediğimiz tavuklara nazaran birazcık ağır olması. Yani Amerika'da tutulan bir ırk ama biz burada süs tavuğu olarak besliyoruz. Tabii. Daha yayılmadı. Keşke yayılsa. Yani herkesin bu ırktan beslemesini isterim yani. Mesela şimdi bizim burada süs ekler yayıldı yani. Mesela bu yayılsa daha güzel. Bu yayılsa daha güzel. Hem görsel olarak güzel, hem et verimi olarak süs eksten daha güzel. Yumurta verimi olarak süs eksten daha güzel. Ben ne bileyim tavsiye ederim ama şu an süs tavuğu olarak geçtiği için biraz pahalı. Değerli izleyicilerimiz, bu tür programların devamı için lütfen yayınımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen yorumlarda belirtin ne tarz belgeseller istediğinizi. Ona göre çekimlerimizi yapmaya devam ederiz. Kaman Ceviz TV'yi Facebook, Instagram, YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Black Mottet Brahma. Biraz önce Light Brahma'da saydığımız bütün özelliklerin hepsinin olması lazım. Artı işte siyah beyaz olduğu için bunların siyahı bol olanı var, beyazı bol olanı var. Genelde tutulan beyazı bol olanı. Görsel olarak güzel bir hayvan. Ya bu sene porselen Brahma'dan bunlara sıra düşmedi ama senede revaçta olacağına inanıyorum bu hayvanların. Çünkü yani hem yumurta verimi olarak hem şey olarak yani güzel bir hayvan. Evet. Yine programımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet, şu anda yanımızda elimizde yani porselen Brahma'lar var. Aynen. Bir de bunların bize renk uyumunu bir anlatırsan. Brahma'nın özelliklerinin hepsinin aynısı olacak Light Brahma'da saydıklarımızın zaten. Bunun renk özelliği değişkenlik gösteriyor. Bunların bir koyuları var, koyu çikolataları. Bir de açıkları var. Tutulan rengi genelde açık olan bunları. Bu şekilde nasıl Light Brahma'da kanatların ucunda siyah olacaksa bunun uçlarında da beyazlık olacak. Bunlar 3 aylık falan. Tabii sen bunları dışarıdan getirdin. Tabii bende yoktu bu ırk. Dışarıdan getirdik. Sen çok seviyorsun bu ırkı. Aynen, çok seviyorum bu ırkı. Birazcık pahalı da ırk. Bu sene biraz yok sattı. Ama evet. Olsun, elimizde çeşit bulunsun diye aldık. Tabi de şimdi Brahma'ların en büyük özelliklerinden biri mesela böyle çok uysal olmaları. Tabi evcildir bunlar. Şey gibi değildir yani, diğer tavuklar gibi değildir. Hoplamaz zıplamaz. Elinizden yem yer. Kucağınızda oturur. Sakin hayvanlardır. Bunlar da GSG Wyandotte'larımız. Çok narin hayvandır bunlar. Bunlar 30 taneden kalanlar. Yani o kadar iyi bakmamıza rağmen 4 tane anca bırakabildik. Değerli hayvanlar. O Silver Wyandotte'ların kardeşleri. Değişik renkleri. Yani bunlardan da beslemenizi tavsiye ederim. Değerli izleyicilerimiz, Oktay kardeşimin işte kümeslerini ve hayvanlarını tek tek geziyoruz. Maşallah yani bir 12-13 tane de kümesi var. Tabii şu an bu elimizdekiler senin kuluçka makinenden çıkan civcivler. Aynen, bunlar kuluçka makinenizden çıkan civcivler. Köylü ırkı, kel, işte köylü, karışık. Bunlar da hani süs hayvanları bazen yumurtaları yetiştiremiyor. Makine boş kalmasın diye atıyoruz bunları. Tabii da. Tabii. Şöyle söyleyeyim, benim el yapımı 4 tane var 50'lik. Evet. Bir tane de Chimico'nun 180'liği var. Bir tane de Erkan Çınar'la beraber bir makinamız var. Yani bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Peki 12 ay boyunca üretim yapıyor musun yoksa? Tabii 12 ay boyunca sezonda üretim yapıyoruz. Sezonda köylü civcivi falan da atıyoruz. Diğer kışın sadece süs hayvanları. Çünkü kışın bunlar gitmiyor biliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz, bu tür programların devamı için lütfen yayınımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Lütfen yorumlarda belirtin ne tarz belgeseller istediğinizi. Ona göre çekimlerimizi yapmaya devam ederiz. Kaman Ceviz TV'yi Facebook, Instagram, YouTube sayfalarından takip edebilirsiniz. Oktay kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Kurban oldum, Allah emeklerini ziyan etmesin. Çok güzel hayvanlarım var, maşallah diliyoruz. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, bu tür programların devamı için lütfen yayınımızı paylaşarak ve beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bugününüz dünden daha güzel ve umutlu. Umutlarınız mutlu, mutluluğunuzun daim olması dileklerimiz efendim.